Sevgili Ümit Bey. Abi hoş geldin. 20'li yaşlarda bu işleri halledin. Öbür kısım 30'dan sonrası çok güzel olacak. 2010'da 142 kiloydum, hiç konuşmayalım. Seda'dan yediğin en büyük zılgıtı hatırlıyor musun? Burada şıpagat yapmak için gelmiş olabilirim şu an, öyle hissediyorum. Hazırsan başlıyoruz. Hazırım, korkmuyorum. Irmak Kazuk YouTube kanalının çok sevgili aboneleri, bir kez daha kanalıma hoş geldiniz. Yine Tiki Taka için düştük yollara ve sevgili iş ortağımız, yani sponsorumuz MG ile, bu defa bambaşka bir MG otomobille Ümit Erdem'in yanına gidiyoruz. Araba deyince, uçak sevdası deyince akıllara gelen ilk isimlerden bir tanesi. Ümit bizi bekliyor şu anda. Biz de elektrikli aracımızla İstanbul trafiğinde, yoğun İstanbul trafiğinde sessiz sedasız süzülerek Ümitçiğimize doğru yaklaşıyoruz. Tabii araçla alakalı da bazı bilgiler vermek lazım. Elektrikli bir araba, az önce söylediğim gibi. Şehir içerisinde yaklaşık 590-600 kilometrelere kadar mesafelere ulaşabiliyorsunuz. Daha uzun yoldaysa 440-450 kilometre civarı. Fakat araçtan araca şarj yapmanız mümkün. Birçok teknik özellik sayılabilir. Ama tabii markayla vermek istediğim en değerli notlardan bir tanesi, bu araçlar aynı zamanda teknik de bir not. Powerbank olarak kullanılabiliyor ya da bir şarj ünitesi olarak kullanılabiliyor. Ve bu bağlamda da deprem bölgesine MG markası bu araçlardan göndererek orada bir nevi jeneratör desteği sağlıyor. Sağlamaya da bir sürede daha devam edecek. Malum deprem bölgesinde depremzedelerin ve orada hayatı yaşantısı fazlasıyla etkilenen milyonlarca insanların bu gibi jeneratör desteğine ihtiyacı var. Ve sevgili MG'miz de bu anlamda o bölgeye böyle şık ve hassas bir dokunuşla bence bir teşekkürü hak ediyor. Tiki Taka'da haftanın konuğunu bulmak için en iyi adresteyiz, sanayi sitesindeyiz. Ama ne yaptık, tabii ki bu güzel arabaya rağmen geç kaldık abi. O yüzden kendisini bekletmiyoruz, hadi. Evet, geldik. Bakalım nerede Ümit? Merhaba, Ümit burada mı? Peki, teşekkürler. Normalde ilk senin tarafa düşürmem gerekiyor işte, değil mi? Mantık o muydu? Sevgili Ümit Bey. Abi hoş geldin. Ümit selam baba, ne haber? Ne yaptık? İyi, sen ne yapıyorsun? Abi masa tenisi öğreniyorum. Hocam gerçek bir spor tutkunusun ama raketi yanlış tutuyor olabilir misin acaba? Hayır abi, her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Pekala, hayat nasıl gidiyor abi? Şu an kaç kilometredesin? Abi çok, şu anda bu korsan taksi kilometresinde olabilirim. Yani 2,5 milyon civarı olabilir. Bu şeyi tam taksi gibi. Taksiler dışarıdan şıkır şıkır görünüyor ama içine biniyorsun, kilometre manyak ya. Benimki biraz öyle galiba. Peki abi, bugün sabah uyandın, gözünü açtın, şöyle bir gerindin. Sonra ilk evet. Ne düşündün? Hemen kahve yapmam lazım dedim. O zaman çay mı kahve mi sorusunun cevabı belli mi? Abi kahve, net kahve. Peki bunu düşündükten sonra ilk olarak ne yaptın? Kahve yaptım. Çeçil peyniri mi, örgü peyniri mi? Çeçil. Abi en son konuştuğumuzda Dalaman'da uçuş eğitimi alıyordun. Evet. Uçuş pilotluk işleri ne alemde? Abi çok güzel, son 28 saatim kaldı, bitiyor. Hı-hı. Uçuyorum, uçuruyorum, gerekeni yapıyorum. Peki. Abi görüşürüz. Allah, ne oldu maç bu arada abi? Hemen kaçtığına göre. Hemen yendiğin sırada kaçacaksın abi. Abi baba olmadan öncesini ve sonrasını nasıl anlatırsın? Anlatamam çünkü baba olmadan önceki başka biri. Şu andaki baba Ümit başka biri. Tamamen her şey değişti. Yani önceden dizelle çalışıyordum. Şimdi benzinliyle çalışıyorum. Kadar farklı bir fark var arada. Peki baba olduktan sonra hayatında ilk değişen şey? Duygularım olduğundan daha büyük ve yoğunmuş. Kendimi o kadar kapasiteli bilmezdim yani. İkinci çocuktan sonra hayatında ilk değişen şey? Duygular bu kadar büyümüşken daha büyür mü diyordum. Daha da büyüyormuş. Peki abi, seni tam şu kırmızı ışığın önünde bir alalım. Güzel yüzünü kırmızı kırmızı görelim. Buraya niçin geldik, bir onu alır mıyız? Burada şıpagat yapmak için gelmiş olabilirim, şu an öyle hissediyorum. Ya kırmızı ışığın altında çok hoş olmadı, farkındayım ama yine de sevdim yani. Peki tabii son kabile çekimlerine de az kaldı herhalde, bunun evet. İçin buradayız. Evet, kesinlikle heyecanlıyım. Masada ne konuşacağım hakkında en ufak bir fikrim yok. Peki ben sana bazı sorular sormaya devam edeyim. Eşin Seda'nın annelik özelliklerini en iyi tanımlayan üç kelime.
Vallahi hanım günde 20 saat kadar L koltukta şu anda. O yüzden tanımlamak için çok vaktimiz var. Tam ilk çocuk büyüdü, biraz rahatladı derken ikinci olunca hanım başa sardı. Dolayısıyla pek bir şey düşünmeye vakti yok. Ben bile onu düşünmesin, minimumda yorulsun diye ben de hanımcılık kazanır ilkesiyle her zaman yardımcı olmaya çalışıyorum. Seda'yla nasıl tanışmıştın abi? Kısa bir özetle. DM'den yürüdüm. Ne diyorsun? Seda'dan yediğin en büyük zılgıtı hatırlıyor musun? 20 dakika falan önceydi, hatırlamıyorum yani. Peki buradan bütün bekarlara nasıl bir tavsiye verirsin? Evlenin. Çocuk yapın, evlenin. Tamam, yeni zılgıt gelmesin de. Yok, bekarlık öyle sultanlık falan değil. Yani bir evlen, çocuğun olsun, sultanlığı o zaman gör. Onu bilmediği için bekarlığı sultanlık zannediyor olabilirler. Peki 20 yaşındaki kendine ne gibi bir tavsiye verirdin? Evlenme diyormuşum değil mi mesela? Yok abi, kesinlikle daha erken evlenmeliydim. Çünkü niye biliyor musun? Hakikaten çocuk çok önemli faktör. 20'li yaşlarda çok korkunç geliyor fikir olarak. Ama çocuğun olduktan sonra da diyorsun ki lan erken yaşta baba olsaymışım çok iyi olurmuş diyorsun. Onun için biraz niyeti olan arkadaşlarımız varsa o tarihlerini öne çeksinler. 20'li yaşlarda bu işleri halledin. Öbür kısım 30'dan sonrası çok güzel olacak. Evet, yavaş yavaş da kulise doğru gidelim istersen. Gel, seni çekimini sarkıtmayalım. Ya gel çekinme gel. Ümit, abartarak anlattığın bir hikayen var mı abi? Oo, bekarken çok vardı. Peki içinde olmaktan dolayı en mutlu olduğun proje? Hayat bilgisi. Survivor 3 kelimede. Gittim, gördüm, geldim. Peki orada en büyük 3 favorin kim? Berdan Mardini, Barış, bir de ben. Peki senden sonra adadan veda ettiğine ya da edeceğine en fazla şaşırdığın ya da şaşıracağın kişi kim olur? Ben hemen Berdan abinin gitmesine şaşırdım. Peki bundan sonra ayrılacaklardan kim şaşırtır seni? Barış ayrılırsa çok şaşırırım. Bütün hedefim Barış'ın şampiyon olması. Umutlarımı Barış'a bağladım. Ümit, televizyon mu sinema mı? Sinema. Sinema mı YouTube mu? YouTube. Kendini en rahat hissettiğin yer? Ev. En sevdiğin çizgi film? Roadrunner. Sinema tarihinin en iyi 3 kötü karakteri? Kafa karıştırıcı gibi geliyor ama aslında basit soru. Kötü karakter ismini hatırlamıyorum ama bizim sinemamızda Erol Taş çok önemli figürdür hepimiz için. İsim olarak söyleyeyim ama karakter olarak şu an bilemedim ya. Bir kopya versen ya. Darth Vader mesela. Ha, gibi olabilir ama ben çok yerliciyimdir abi. Çok yabancılarla şeyim yok benim. Pekala. İç piyasayı da. Bugüne kadar birine verdiğin en güzel hediye? Eşime kalbimi verdim. Birinden aldığın en güzel hediye? Eşimin kalbini aldım. Lan ne kötü cevaplar veriyorum ya. Çok. Ama bence anlamlı ya, öyle deme. En sevdiğin küfür? Etmem şu an. YouTube ya. YouTube'da var zaten benim en sevdiğim küfür. Ağzının tavanını diye bir video, onu açarım size, linkini bırakırım. Abi bu arada galiba makyaj tamamlandı, yavaş yavaş yine sete doğru hareketlenebiliriz. Sektörden co-pilot seçeceksin, kimi alırsın? Ahmet Kural. Çocukken ne olmak isterdin? Yarış pilotu. Sütlü tatlı mı, şerbetli tatlı mı? Sütlü, net. Yaz mı, kış mı? Yaz. Doğa mı, şehir hayatı mı? Şehir hayatı. Maaşlı mı, kendi işin mi? Kendi işin. Deniz mi, havuz mu? Havuz. Kalkış mı, iniş mi? İniş. Fiziksel zorluk mu, zihinsel zorluk mu? Zihinsel zorluk. Peki 2010 Ümit Erdin mi, 2023 Ümit Erdin mi? 2010'da 142 kiloydum, hiç konuşmayalım. Cevabı aldık. Asla yapmam dediğin 3 şey. Bungee jumping yapmam, paraşütle de atlamam diyorum ama bir tarafım çok istiyor. Bungee kesin yapmam, onu biliyorum. Tamam. Üçüncü yok, geri kalan her şeyi denemiş olabilirim. Kesin yaparım dediğin 3 şey. İmkan olursa F-16'ya binerim. Evet abi, bu sezon Tiki Taka'da yeni bir bölümümüz var. Baş döndüren sorular ve bu baş döndüren sorular bölümümüzde de seni son kabile çekimi öncesinde biraz terletelim istiyoruz. Hazırsan başlıyoruz. Hazırım, korkmuyorum, başla. Peki Ümit, hayatında değiştirmek istediğin an? Hayat bilgisine öncesine bir geri dönesim var ya. Böyle bir sihirli değnek olsa hani denemek isterdim. Bu yaşımda mesela hiç bu işleri yapmadan, ünlü olmadan nereye giderdi konuyu merak ediyorum. Peki neleri değiştirmek isterdin o günlere geri gidip? İşte mesela gerçekten ne iş yapardım? Gerçekten bu yaşımda nerede olurdum? Evli olur muydum? Ya da bu şehirde yaşıyor olurum? Hiçbir fikrim yok. Bunları çok merak ediyorum bazen. Ama bu arada çok mutluyum yaşadığım hayattan. Hani merakım mutlaka o tarafa özenmek değil ama hani bir şey merak ediyor musun? Harbiden insan merak ediyor. Ne olurdu acaba diye. En çaresiz hissettiğin an? Gerçekten hayat bilgisinin ilk 3 ayı komple çaresiz hissettim. Niye biliyor musun?
Hiç alışmamışım. 18 yaşında ünlü olmuşum. Bir de böyle Tarkan gibi olduk abi. Herkes çekiştiriyor falan. Sokakta millet bana Arif deyince ben tersliyordum. Benim adım Ümit falan diyordum. O kadar algılayamadım ki konuyu. O 3 ay çok çaresizdim gerçekten. Herkesle kavga eder misin sokakta abi? Adam sana Arif diyor. Hayır, benim adım Ümit diyordum ya. Ya çok saçma bence. Biraz IQ'm düşük olabilir. En çok kullandığın yalan? Birazdan geliyorum. En kötü ilk buluşma anını hatırlıyor musun? Benim ilk buluşmalarımın, anılarımın tamamı kötüdür abi. Çünkü ben çok şişmandım. Çok şişman olunca hayat çok eksi yazıyor her şeyde ya. O yüzden gerçekten çok kötü anım var yani. Peki şişmanlar korku filmlerinde ilk ölür. Evet. Tezine katılıyor musun? Ya çok şükür bu yaşa kadar geldik öyle böyle. Bir de şimdi mide ameliyatı olunca hani diyorum acaba ölüm riskini de azaltmış olabiliriz hayırlısıyla. En son ağladığın şey? En son ağladığım şey yani... Tabii ki yaşadığımız büyük felakette çok ağladık ya. O hafta boyunca, 10 gün boyunca hala da evet. Ara ara tetikleniyor maalesef. Ama ülke olarak bunu yaşayacağız. Ve bu sıcaklıkta kalması da bence iyi. Lütfen ara ara ağlayalım ki sonradan çok ağlamaya ihtiyaç duymayacağımız hamleler yapalım bence. Evet, unutmayalım, unutturmayalım. İçinde bulunmaktan korktuğun bir durum var mı ya da en çok korktuğun şey? En çok korktuğum şey tabii bir İzmitli olarak yine deprem. Yani bunu ara ara bu konu hortluyor. Aslında hiç unutmamak lazım dediğim gibi ama... Bununla da ilgili akılcı davranmam lazım. Hayatıma ona göre tatbik etmeye çalışıyorum. Bütün fikri ve tedbirleri. Peki son sorumuz, en zayıf yönün ne? Çocuklarım. Çocuklar abi. Orada zayıfın zayıfıyım yani. O ikisi bir yana, hanım bir yana, ben bir yana yani. Orada tartışmaya kapalı. O zaman bir bonus soru da ben ekleyeyim. Gözlerini kapadın, çocuklarınla alakalı bir hayal kuruyorsun. O resimde ne var? Vallahi şöyle onlar kocaman benim boyum kadar da olsa şöyle iki yanımı alsam bir sarılsam gene aynı şekilde yaşasak ara ara evcilik oynasak hiç fena olmaz. Teşekkür ediyoruz. Birazdan işin içinden çekimleri başlayacak herhalde. Hazır mısın? Vallahi kuru yemiş de azaldı. Bence çekime hazırım gibi ya. Ufak ufak geçeyim ben. Ha? Peki abi seni sete uğurlayalım o zaman. Görüşmek üzere. Haberleşiriz. Arayacağım. Görüşürüz abi. Sağ ol. Kendine iyi bak baba.